aşırı kemiklerde ağrı, mide bulantısı, halsizlik, yani hiç ayakta duracak haliniz olmuyor. Yani hiç grip gibi değil. İlaç alıyorsun geçiyor ama bunda öyle bir şey yok. Öyle bir ağrı yok yani. Yani hiç tahmin edilemez o ağrı. Resmen yani kendini öldüresin geliyor bu ağrı dinsin diye. Boğazda falan yanma oluyor. Koronavirüste halsizlik başlıyor, ateş başlıyor. Bunun tek farkı tat ve koku kaybı. Sadece akciğerlere daha büyük bir etkisi olduğunu biliyorum. Onun da hayati tehlikesi olduğunu biliyorum. Grip geçicidir yani. Onun ilacı vardır. Ondan kurtulabilirsiniz ama koronadan kurtulamazsınız. Eklem ağrıları varmış galiba. Çok halsiz oluyormuş insan. Tat almıyormuş, koku almıyormuş. Koronavirüs ve grip arasındaki farkları biliyor musunuz? Tabii şimdi biliyorsunuz gripe alışkan olduğumuz bir hastalıktır. Bu da bir enfeksiyon tarzında işte kışın hep sürekli sıklıkla karşılaştığımız bir olay. Yalnız fakat Covid-19 hastalığı daha işte 2019'dan sonunda çıktığı için bir de insan vücudu buna alışkan olmadığı için bir bakteri, bir virüs tarzında. Hem de ölümcül olduğunu biliyoruz. Bu hususta işte yani farklı tıp doktorların dediklerine göre, farklı enfeksiyonlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Evet biliyorum. Grip daha çok üst solunum yollarında enfekte olur ve daha burun akıntısı, halsizlik, bazen de baş ağrısı gibi belirtiler olur. Ama koronavirüste bunların belki de bir iki tanesini hiç hissetmezsiniz bile, özellikle akıntı falan hissetmeden. Üst solunum yollarıyla başlar ve daha sonra ciğerlere inerek orada enfeksiyon meydana getirir. En büyük fark da tabii ki gribi. Birkaç tane immünal sistemimizi güçlendirecek katkı şeylerle, haplarla veyahut da gıdalarla bastırabilir ve yenebilirken maalesef koronada bunu yapamıyoruz. Ve bizi ölüme kadar götürüyor. Allah korusun. Gripte tat alma duyusu yok oluyor. Ve burundan koku alma duyusu yok oluyor diyebiliyorum. Gripte de var ama hani onda daha çok belli ediyor. Ateş koronavirüste daha çok galiba. Başka ne diyeyim? Hani etrafımda çok yakınımda olan olmadı ama görmediğim için de tam olarak bilmiyorum yani. Televizyondan duyduğum kadarını biliyorum. Herhalde boğaz ağrısı, ondan sonra ses, tamam mı? Koku. Bu tip şeylerden değişiyor. Öyle biliyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Grip zaten hafif geçiyor. Korona bel ağrısından tut, ishal, başka neydi? Tat alma kokusu gidiyor. Ondan sonra başka neyi vardı? Öksürük, baş ağrısı, ateş. Gripte bunların çoğu yok zaten. Gripte sadece ne var? Burun akıntısı var. Başka da bir şey yok diye biliyorum. Grip daha önceden beri halkımızın da bildiği gibi normal, nasıl söylesem, ortamdan soğuk algınlığı gibi mevsimsel olaylardan kaynaklı bir hastalık. Koronavirüs ise tamamen halkımızın daha tam anlamıyla bilmediği bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaşıcı hastalık dediğimizde insanın ölümüne sebep olan. Evet. Özellikle ishal belli ediyor kendini. Daha fazla bir halsizlik oluyor gribe göre. Bildiğim tek şey bunlar. Grip belirli bir hastalık. Yüzyıllardır devam eden bir hastalık. Koronada yani işte bir mikrobun gelip dünyaya yayılması. Bu. Peki belirtilerini biliyor musunuz? Belirtileri öksürük. Mesela mideye inmesi. Yanma falan böyle burunda, boğazda. Böyle. En önemlisi vücudunu sağlam tutarsan, vücudun sağlam olursa, alkolden, sigaradan, böyle kötü şeylerden uzak tutarsan korona falan sana yaklaşamaz. Tabii biliyoruz. Grip nezleniyle beraber eşdeğerdir. Biraz daha grip ağırdır, ateşi. Fakat koronavirüs ise kuru öksürük, hafif nefes alma sıkıntısı, öksürük, eklem ağrıları, bel ağrıları, vücuttaki herhangi bir ağrıların belirtisi eğer yoksa bundan mütevellit olabilir. Bu bir şüphedir tabii. Kesin bir delilimiz yok ama belirti olarak
konuşabiliriz. Tabii burun akıntısı, iç bulantısı, affedersin ishal, böyle bir şeyler. Biraz. Burun akıntısının olmadığını biliyorum. Grip ya da nezle olduğumuzda öksürük yok. Onda öksürük var. Daha ağır ateşte seyrettiğini biliyoruz. İnan anlattıklarına göre ailemizde de yaşandığı için biliyoruz aşağı yukarı. Bunun tek farkı tat ve koku kaybı. Ben öyle biliyorum. Ki öyle de oldu yani. Grip var enfeksiyon her sene düşüyorum. Bu sene maskeden dolayı hiç düşmedim taktığım için. Ben böyle biliyorum yani. Farkı belli zaten. Bilenler için de abi ki. Griple. Grip de artık yoğunlaşmış. Bildiğimiz bir hastalık. Koronavirüs daha hiç yakalanmadım. Bilmiyorum. Yani yakalanan tabii akrabalarımız oldu ama biraz ağır geçiriyorlar. Kronik sıkıntısı olanlar için tehlikeli olduğunu biliyoruz. Yani evet, boğazda falan yanma oluyor. Koronavirüste halsizlik başlıyor, ateş başlıyor. Ama soğuk algınlığı ya da gripte de ateş falan olmuyor. O belirtiler gözükmüyor. Ateşten ben anlayabiliyorum daha çok. Koronavirüste yüksek ateş, işte koku kaybı, duyu kaybı, işte bulantılar çok ağır bir geçiyor yani. Sıkıntıları böyle başlıyor. Biz atlattığımız için biraz da biliyoruz. Zor bir dönem yani. Allah yardımcımız olsun. Siz koronavirüsü geçirdiniz. Evet, geçirdik. Çok zor. Nefes alma, nefes darlığı. İlk zaten nefes darlığıyla başlıyor. Nefes almada problemler oluyor. İşte bizden kayınvalideme geçti ve o hayatını kaybetti. Yani kötü sonuçlar yani. Astım bronşit olanlar için çok kötü sonuçlar doğuruyor. O yüzden çok yani dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyene, temizliğe özellikle. El temizliğine, mesafeye. İşte önce bilmiyoruz ama başa gelince daha kötü anlıyoruz yani. Onun için mesafe, her zaman mesafe yani. Peki koronavirüs olduğunuz zaman hiç grip olduğunuzu düşündünüz mü? Yok, hiç grip olduğumu düşünmüyorum çünkü grip gibi değil. Yani aşırı kemiklerde ağrı, mide bulantısı, halsizlik, yani hiç ayakta duracak haliniz olmuyor. Yani hiç grip gibi değil. İlaç alıyorsun geçiyor ama bunda öyle bir şey yok. Öyle bir ağrı yok yani. Yani hiç tahmin edilemez o ağrı. Resmen yani kendini öldüresin geliyor bu ağrı dinsin diye. Yani öldüm diyorsun sadece. Çok zor bir süreç yani. Net olarak hayır. Sadece akciğerlere daha büyük bir etkisi olduğunu biliyorum. Onun da hayati tehlikesi olduğunu biliyorum. Biri soğuk algınlığından kaynaklanır. Grip. Koronada ateş, ateş şeyler. Ateşiniz yükselir. Artı onda daha tehlikelidir. Onun kurtuluşu yoktur koronadan dolayı. Onun için maskesiz gezmemek gerekiyor. Soğuk algınlığına da dikkat etmek lazım gripe. Grip geçicidir yani. Onun ilacı vardır. Ondan kurtulabilirsiniz ama koronadan kurtulamazsınız. Evet. Eklem ağrıları varmış galiba. Çok halsiz oluyormuş insan. Tat almıyormuş, koku almıyormuş. Ve benzeri şeyler yani.